MHP lideri Devlet Bahçeli hesap adamıyım ben dedi ve bu kez seçim ve Kadir Gecesi ile ilgili kürsüden yeni bir hesaplama yaptı. Toplama sırasında Nisan'la Mayıs ayları biraz birbirine karıştı ama sonuca ulaştı. O sonuca ulaşınca da sordu. Bu tesadüf müdür? Şimdi bir saniyenizi almak istiyorum. Ben biraz da hesap adamıyım. MHP İstanbul İl Teşkilatı tam da ayağa kalkmış kendisini alkışlarken izin istedi. Seçim günü ve Kadir Gecesi'ne ilişkin yeni hesabını paylaştı. 3 bölge var İstanbul'da. Toplam milletvekili sayısı 98. 9 artı 8 17. Bugün 17 Mayıs ise hepinizin bildiği gibi Kadir Gecesi. Bu tesadüf müdür? Buna inancımız tam mıdır? MHP lideri kürsü konuşmalarında matematikten çok yararlanıyor. Partisinin 40. yıl dönümünde de kendi bulduğu formül uzun süre gündemden düşmemişti. 2009'u yazarken de 2-0 var. 9'un yanındaki 0 solda 0 sildiniz. Kaldı mı 9? 2'nin yanında bir 0 var, onu da sildiniz. Kaldı mı 2? Toplayın ne yapar? 11 yapar. 2009'un içerisindeki 2 sıfırı da sildiniz. Ne kaldı? 29 kaldı. 11 ile 29'u toplayın. 40 yapar ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin 40. yıl dönümü. MHP grup toplantılarında da sık sık rakamlara başvuruyor. 6 rakamına lütfen dikkat buyurunuz. Bu rakamı terse çevirdiğinizde tabiatıyla 9 rakamı ortaya çıkar. Görüyorsunuz. 6 rakamı bu. Terse çevirirseniz 9 rakamı. Mesele bakmak değil, görmek. Dün gece de partisinin İstanbul İl Başkanlığı iftar programında kürsüdeydi. 17 hesabını yaptıktan sonra takvim üzerinden konuşmasına devam etti. 9 Temmuz günü Türkiye Büyük Millet Meclisi açıldı. Seçilen Cumhurbaşkanımız yemin töreni yapıyor. Biz milletvekili arkadaşlarımızla salona girdik ve bize tahsis edilmiş olan yerde oturduk. 9 Temmuz günü meclis dağılımını tarif etti. Şöyle bir baktım, sol tarafta davaya ihanet edenler oturuyor. Şöyle bir baktım, sağımızda vatana ihanet edenler oturuyor. Şimdi sesleniyorum. Türkiye sevdalıları, ülkenize sahip çıkın, mecliste oturun. Allah yolunuzu açık edin. Mecliste daha fazla milletvekili için partililerden böyle söz istedi. Anket şirketleri için de diyecekleri vardı. Şimdi söyleyiniz, 14 Mayıs'ta anket şirketlerini rezil etmeye hazır mısınız? Kaderini elinize alıyor musunuz? Ne mutlu sizlere. Alayınıza başarılar diliyorum. Türkiye'yi karış karış geziyor deprem bölgesi, esnaf ziyaretleri, net çıkışlarıyla İyi Parti lideri Meral Akşener TV100'e konuştu. Birinci turda da bitse, ikinci turda da bitse Kemal Kılıçdaroğlu kazanacak dedi. 14 Mayıs seçiminin 1995 seçimine benzeyeceği tahmininde bulunduğu İyi Parti lideri Cumhur İttifakı ortaklarının HDP ile ilgili yüklenmelerine de HDP o masanın yakınında altında yok olamaz yanıtını verdi. Masaya dönüş sürecinde Babacan'la yaşanan gerilimi de ilk kez anlattı. Sayın Kılıçdaroğlu kazanıyor. Genel başkan olarak net bir şey söyleyeyim. O masada HDP yok. İdris Naim Şahin Sayın Erdoğan'ın yakınında bulunan bir şahıs. Seçim içinde, tartışılan adaylar içinde net konuştu. Meral Akşener, TV100 özel yayınında Ece Üner'in sorularını yanıtladı. Bize gelen, üye olduğumuz, abone olduğumuz anketlerin ortalamasına baktığınızda kimisine göre birinci turda geçemiyor Sayın Kılıçdaroğlu, kimisine göre birinci turda geçiyor ya da ikinci tura kalıyor. Ama ortak bir şey var. İster birinci tur,
İsterse ikinci tura kalsın, ikisinde de Sayın Kılıçdaroğlu kazanıyor. Akşener, AK Parti'nin oyuna ilişkin tahminini açıkladı. Bir anda yerle bir olup sıfıra inmek mümkün değil. Yani %5'e AK Parti'nin inmesi mümkün değil. Bütün anketlerin ortak özelliği, onun yandaşı olanlar da dahil, 15 puan kaybetti. Bu az bir şey değil. 14 Mayıs seçimlerini ise Refah Partisi'nin %21, DYP'nin %20, ANAP'ın %19 oy aldığı 1995 seçimlerine benzetti. 1995 seçimleri gibi olacak. 3 parti, yani AK Parti, CHP, İYİ Parti ya da İYİ Parti, CHP, AK Parti şeklinde dizilebilecek sistem. Akşener, Cumhur İttifakı liderlerinin 7. ortak diyerek HDP üzerinden yaptığı salvolara bir kez daha yanıt verdi. Kesin bir dille o masada HDP yok dedi ve ekledi. Bu işte de ne bakanlık, ne bir başka şey, ne de bir başka konu konusunda o masada HDP dolaylı, dolaysız, altında, üstünde, kenarında yok. Olamaz. Ha, o masaya oturabilir. O zaman derler ki Meral Hanım, bunlar, bu arkadaşlar geldi, hadi size güle güle. Bu netlikteyiz. Akşener, altılı masaya dönüş sürecindeki bir ayrıntıyı da ilk kez TV 100 yayınında anlattı. Konu Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın Cumhurbaşkanlığı adaylığıydı. Sayın Babacan, bu iki arkadaşın başkan yardımcılığına itiraz etti orada. Ben kendisini ikna etmeye çalıştım. Sonra gitti arkadaşlarıyla konuştu, geldi ve dedi ki Şehircilik Bakanı ile Afet Bakanlığı verelim bu arkadaşlara. Ben de bu arkadaşların birinin 15 milyar dolarlık bir bütçe yönettiğini, bu arkadaşların böyle bir talebinin bulunmadığını, buradaki meselenin kazanmak olduğunu, mesela Sayın Davutoğlu bu fikrin doğru olduğunu söyledi. Sonra ilginçtir, mesela o maddeyi Sayın Davutoğlu yazdı. Ondan sonra ben de kabul ettim ve imzaladık, çıktık. Yani burada özne ben değilim, onu anlatmaya çalışıyorum. Partim de değil, Türkiye'dir özne. Meral Akşener, Cumhurbaşkanı adaylığıyla oyları böldüğü suçlamasına hedef olan Muharrem İnce ile ilgili de konuştu. O anında İnce'nin de aday olma hakkı olduğunu vurguladı. Sayın İnce'nin yani bir lince tabi tutulmasını doğru bulmuyorum. O sesi duymak zorundayız. Bu gençler ne istiyor? Onu anlamak ve ona cevap vermek mecburiyetindeyiz. Tayyip Erdoğan devrimci bir adamdır. AK Parti de devrimci bir siyasi partidir. Bu sözler İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya ait. Soylu, Cumhurbaşkanı'nın ve partisinin siyasi yelpazedeki yerini böyle tanımladı. Soylu'nun önümüzdeki seçimlerle ilgili de bir teorisi vardı. Tayyip Erdoğan devrimci bir adamdır. AK Parti devrimci bir siyasi partidir. Muhafazakar devrimci parti. Bu kavramı 2018 seçimlerinden önce AK Parti kurmayları gündeme getirmişti. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu bir adım daha ileri götürdü. Tayyip Erdoğan devrimci bir adamdır. AK Parti devrimci bir siyasi partidir. Siyasi yelpazedeki tanımlarsa tam da böyledir. Değerlerine bağlı bir devrimcidir. Onun için de cesurdur. Cumhurbaşkanı Erdoğan için devrimci diyen Bakan Soylu'nun 14 Mayıs seçimleriyle ilgili de bir teorisi vardı. Bu Tayyip Erdoğan'ın seçimi değildir. Bu Türkiye'nin gelecek nesillerinin seçimidir. Türkiye'nin tamamı. İstanbul Fatih'te gençlerle birlikte sahur yaptı Soylu. Türkiye'nin Batı'nın yazdığı hikayeyi değiştirdiğini söyledi. Bu yüzden dünyanın gözünün 14 Mayıs'ta Türkiye'de olacağını vurguladı, gençleri dikkatli olmaya çağırdı. Büyük bir oyun teorisinin içerisine büyüdünüz. Zaten kızdıkları zaman bütün oyunu dağıtıyorlardı. Bu seçim, bu hikayenin tamamen değişeceği seçim. Onun için Amerika bastırıyor. Onun için Avrupa bastırıyor. Onun için kanlı telaşlar ve PKK bastırıyor.